Anlatıyoruz. Amerikalılar kendi Türkiye'nin beklentilerini Washington serbestleştirdi. Büyükelçisi Ve şu an Serdar Kılıç, ama günün Türkiye sonunda Amerika ben Birleşik Çin'e Devletleri gidebiliyorum. Çin'e ilişkilerini gideceğim. değerlendirdi. Müttefik. Kılıç, S-400 hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı programına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. F-35'ler Türkiye'nin ortak üreticisi olduğu uçaklar. Biz çok ciddi anlamda bir maddi katkıda da bulunduk bu projenin geliştirilmesi sırasında. Şimdi bir S-400'ler bağlamındaki bir güvenlik endişesini bahane ederek F-35'leri Türkiye'ye vermeyeceklerini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki gelin o zaman bir teknik komite kuralım. Bakalım gerçekten bu söylediğiniz tehdit varit mi? Bu tehdit nasıl engellenebilir? Engelleme imkanı var mı? Bunları konuşalım. Ama hayır, tehdit vardır. Komite kurmaya da gerek yok. Siz S-400'den vazgeçin, Patriot alın. Yani bu çok makul bir yaklaşım tarzı değil. S-400'ün bitmiş bir anlaşma olduğunu belirten Kılıç, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle başka hava savunma sistemlerine de ihtiyaç duyduğu takdirde bunları alabileceğini, ancak teklif getirecek ülkelerin bazı hususlara dikkat etmesi Yani bu gerektiğini dediğim belirtti. gibi sıradan bir müşteri gibi Türkiye'yi değerlendiremezsiniz. Türkiye bir NATO müttefiki, güçlü bir ülke. Kendi hükümran kararlarını almayı ihtiyat haline getirmiş bir ülke. Onun için Türkiye ile bir anlaşma yapmak istiyorsanız Türkiye'nin görüşlerini de, beklentilerini de dikkate almak zorundasınız. Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir hayal kırıklığı olduğunu Bir algı vurguladı. var. Yani Amerika'da Türkiye'nin bir müttefik olarak değerinin sorgulandığını görüyoruz ki bu çok üzücü. Türkiye'de de haklı gerekçelerle, haklı sebeplerle Amerika'ya karşı bir hayal kırıklığı var, özellikle kamuoyunda. Yani son dönemde yaşanan gelişmelere bakarsanız bunun da içinin çok boş olmadığını görürsünüz. Yani Türkiye açısından hayati bir tehdit teşkil ettiğini söylediğimiz bir terör örgütünün uzantısıyla Suriye'de bir işbirliği içerisindesiniz. Yani 2000 uçak, 5000 tır dolusu silah vermişsiniz. O silahların ellerinden nasıl alacağı belli değil. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren örgütün başındaki zat buraya 2 saat mesafede yaşıyor ve serbestçe yaşıyor. Hala Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. Bunlardan Büyükelçi kaynaklanan Kılıç, bir iki derin ülke hayal kırıklığı var. ilişkilerinin geleceğini de değerlendirdi. Biz Amerikalılara beklentimizi anlatıyoruz, beklentilerimizi anlatıyoruz. Amerikalılar kendi beklentileri çerçevesinde görüşlerini dile getiriyorlar. Ama günün sonunda ben ümit ediyorum ki 70 yıllık müttefik ilişkisinin gerekleri çerçevesinde hareket ederek bu sorunların hepsini aşacağız.